Buradaki hesap çok açık. İşte bu belediyelerin kapısına borç diye dayanılacak. Bu hakikaten bir İller Bankası'ndan gelen finansman gayet önemli belediyeler için. Belediyeler bu şokla işleyemez hale gelecekler. Toplu işten çıkarmalar olacak. Çöp dağları vesaire. Yani bu sosyal hizmetleri geçtik. Ekstra yapılan halkı bu ekonomik krizde yaratmak için belediyelerin aslında bu kadar da rolü olmaması gereken, Türkiye'nin sisteminden bahsediyorum. Türkiye sistemi içinde olmayan bir şeyi pratikten yaratılmak zorunda kaldı. Bu sadece oy kazanmak için değil, bir yandan da hakikaten belediyeler buna mecburlar. Çünkü bir şekilde bu kendi birimlerini yönetebilmek için o sosyal hizmetleri de getirmek zorundalar. Ciddi yoksul kesimler var. Biz birazcık daha belki işin daha halkın hoşuna giden ki veyahut da işte bir şekilde biraz daha ucuz hizmet alması, kent lokantaları vesaire gibi şeylere odaklanıyoruz ama sadece İstanbul'da değil birçok yerde bazı insanların yaşam kaynağı artık bu belediyelerden aldığı destek haline geldi. Bundan dolayı şimdi böyle bir ortamda bence akıllıca bir hamle değil. Çünkü siz belediyeleri muhatap alıp onları aslında güçsüzleştirmeye çalışırken belediyeleri aradan çekip kendinizle iktidar olarak, merkezi iktidar olarak halkı karşı karşıya koymaya çalışıyorsunuz. Bu Hatay'da işledi diye düşünüldü Mayıs seçimlerinde. Ya işte veyahut da bu deprem bölgelerinde yaparsa bu iktidar yapar gene. Veyahut da işte yerel seçimlerde de gene Hatay'da tabii orada bir sürü olmayan olmadı. Yani orada muhalefetin de çok büyük hatası var kaybedilmesinde, kendilerini kaybetmesinde. Ama onun ötesinde de yani orada da yapılanlara bakınca yani iktidarın oradaki işte bu rezerv alanda vesaire uygulamalarına bakınca gene de iktidar kazanabildi. Ya bunlar bu pratiklere bakınca işte merkezi iktidarla yerel yönetimlerin aynı parti olması, aynı kafada olması, aynı dalga boyunda olması, aynı parti olmasa bile MHP'de olabilir mesela. MHP belediyelerinin neler yaşadığını bu arada göreceğiz tabii ki. Bir şekilde aynı takımdan olurlarsa çalışırlar. Yoksa işte bak eziyet çekiliyor. İşte yok efendim rezillikler oluyor. Biz çekiyoruz halk olarak deyip CHP'li işte belediyeler yönelecekler. geldi, işte yine çöp dağları oluştu tırnak içinde. Evet. Evet. Şimdi ama bu böyle bir çağda değiliz artık. Yani bir kere iletişim işte farklı bir boyutta. İnsanlar o kadar saf ve bir anlamda hemen iktidarın tamam işte bu düğmeye bastım halk da böyle hareket edecek diye hareket etmek zorunda değiller. Şöyle de düşünebilirler. Evet, yerel yönetimle merkezi yönetim aynı partiden olmak zorunda. Ya bir de bir muhalefeti deneyelim. Bize o zaman merkezi iktidar olarak da muhalefet yönetsin. Yerel yönetimlerde işte falan yönetmiyorlardı veyahut da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İktidar önlerini kesti. Hadi o zaman bir de bunları deneyelim diye de bakabilirler. Yani bu aynı takımdan olma meselesi öbür taraf boyutu da var. Ortaya çıkabilir. Kaldı ki mesela işte Konya'da bu sokak hayvanları ile ilgili işte bu beyaz Türkler zaten bu sokak hayvanlarının mesele eden onlar bu egzantrikler vesaire ama bakıyorsunuz Konya'dan bir kadın da gayet kırsal kesimden bir kadın da video çekip sosyal medyada bu konuyu sahipleniyor ya yani böyle de farklı bir dönemdeyiz artık. Öyle her şey 2 artı 2 eşittir 4 bu iktidar böyle istedi değil. Burada tabii ki yerel yönetimlere bir de şunu yapıyorsunuz. Yani yerel yönetimleri, CHP yönetimleri kendi içinde belki belediyeler ayrışacakken veyahut da farklı işte, muhalefet belediyeleri ayrışacakken farklı partilerden şimdi dayanışmak durumunda kalacaklar. İnovatif olup çözümler üretmek zorunda kalacaklar. Siz savaş açınca karşı tarafı da birleşmeye o Türkiye ittifakını oluşturmaya teşvik ediyorsunuz. Kendi savaşınıza karşı durabilmek için savunma pozisyonunu alarak. Şimdi bu belediyeler belki dalacaklardı başka konulara vesaire. İşte ne bileyim ben o belediyecilik işinin daha rantından şundan bundan yararlanmak isteyeceklerdi. Şimdi halbuki dört el hizmete sarılmak zorunda kalacaklar eldeki kaynaklarla ve kaynak yaratmak zorunda kalacaklar. Siz onları mesela efsunlayıp başka bir o Türkiye'nin rant evreninde uyuşturmaya çalışsanız
öyle bir tarza çekseniz belki çok daha başarılı olursunuz bu işte tarihi yaratmakta. Ya bunlar da geldi işte hizmette etmediler, rezillik oldu falan gibi. Ama şimdi başka bir şey savaş açıyorsunuz. Son şunu söyleyeyim. Bence bu yumuşama hikayesinin zaten ve normalleşmenin CHP'nin en baştan pazarlığa girmesinin AK Parti ile sebebi buydu. Bu İller Bankası konusuydu. Burada işte dananın kuyruğunu kopacağı noktaya geldik. Hı-hı. Aslında asıl kartlar açılmış oldu diyebiliriz. Hı-hı. AK Parti'nin de Cumhurbaşkanlığı'nın da bu yerel seçimlerden bu yana 31 Mart'tan geçen bu yana süreçte gerçekten taban kazanmak için, gerçekten oyunu arttırmak için bir tek politikasını gördünüz mü? Ya şu da bu partiye oy getirir. Bak burada da buradan yürüyorlar. Dediğimiz bir şey yok. Ya burada bir hakikaten öbür tarafın önünü kesmekle ilgili var. Ama kendine puan yazdırmaya çalıştığı şeyleri bile dönüştüremiyor. Milli takım maçına gidildi mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitti. Zaten orada yenilgiye uğrandı. O hesap tutmadı. Sonra pazartesi günü Çin BYD yatırım yapıyordu. 1 milyar dolarlık. İşte o da yani böyle sarsmış, ülkemize yabancı yatırım geliyor veyahut da işte Mehmet Şimşek muhteşem şeyler yapıyor dedirtilmiş değil. Ya bu ekonomi döndür, yaparsa bu iktidar yapar. Bu güven zaten kamuoyu araştırmalarında o güven meselesi çok önemli. Yani çözerse bu iktidar çözer kalıbı artık tutmuyor, o bile tutmuyor. Değil ki ya bunlar da böyle bir şey yapıyorlar ve bu gerçekten bizi o tarafa çeker. Bu kendi cam tavanına aslında sürekli kafasını çarpmak ve kafasını çarpa çarpa da biraz da herhalde bir tam hatlar karışıyor vesaire bilmiyorum hatalar yapılıyor.